Sıradan hackerların aksine Aaron hackleyerek kazandığı paralarla lüks saatler veya arabalar kendisine almadı. Aksine daha 15 yaşındayken kendi imparatorluğunu kurmak için adımlar attı. Ama öncesinde şu koltuğu görelim. Hap yakın zamanda çok tatlı bir koltuğunu gönderdi sağ olsunlar. Şu anda da internet sitelerinde yılın en son kampanyaları var. Eğer kaliteli sağlam ve rahat bir oyuncu koltuğu almayı düşünüyorsan sanırım şu anda tam doğru zamanlarından biri olabilir. Yaklaşık bir haftadan beri bu koltuğu kullanıyorum ve gayet de memnunum. Eğer dikkatini çektiysem adam sesine bir göz gezdirebilirsin. Amacı büyük şirketlerin halktan gerçekten de korumaya çalıştığı bilgileri ele geçirmekti. Evrun yasaklı sitelerde o kadar popüler oldu ki diğer hackerlar onun arkadaş olmaya, onu sevmeyenlere ise onun adresini paylaşmaya başladı. Çok geçmeden Aaron'un evine polis baskına gider. Ancak kendisi hazırlıklı olduğu için artık evinde kalmayı bırakır ve çok parası olmasına rağmen çok fazla dikkat çekmeyecek olan bir yıldız otellerde kalmaya başlar. Aaron bir gün kaldığı otellerden birinde ünlü hacker grubu olan Lepsostan mesajlar almaya başlar. Amaçları ise Rockstar'ın yeni oyunu GTA 6'yı hacklemekti. Bundan birkaç ay önce GTA 6'nın oyun videoları bütün her yerde sızdırılmıştı. Hatta YouTuber'lar oyunun görsellerini gösteremezlerdi çünkü Rockstar çok sert ve hızlı bir şekilde bütün videolara telifler atıyordu. Rockstar telif konusunda bu arada çok hassas bir firmadır. Kendi yayınladıkları fragmanları bile yani yayınlarsan kendi kanalına koyarsan üzerine yorum bile yapsan pat diye banlar. İşte o videoları sızdıran Aaron ve grubuydu. Peki ya ne oldu da Aaron Şimdi yakalandığı motor videoları yapan bu çocuk nasıl tehlikeli bir hacker'a dönüştü. Aaron arkadaş edinmekte zorlanan biriydi. Doktoru Nicholas Hitlerın polise paylaştığı rapora göre ailesinden şiddet görmüş, dikkatsizlik ve hiperaktife bozuklukları olan ve aynı zamanda atölyezm tanıları da koyulmuştur. Aaron belki de gerçek hayatta çoğumuzun bulamadığı mutluluğu bilgisayar oyunlarında bulmaya başlar. İlk kullandığı ufacık hack Minecraft'da olmuştur. Saldırı esnasında rakiplerine avantaj sağlayabilmek için mouse bir tıklamayı iki katına çıkartır. Çok geçmeden sonucudan anlanır ama Aaron için bu potansiyelinin daha sadece bir başlangıcıdır. Çok geçmeden Minecraft sunucularındaki ışıkları bulur ve bunları kendi avantajına çevirerek oyun içerisinde kullanmaya başlar. Aaron daha 14 yaşında olmasına rağmen kendisi gibi hacker'la ve hilelere ilgisi olan bir grubu kurmuştur bile. 2021 yılında Aaron 16 yaşında bastığı zaman internetten Evelyn isimli bir hacker'la tanışır. Verdikleri hacker'lık hizmetlerinde sim kartı swap'ları, google hesapları, sosyal medyaya kadar verdikleri hacker'lık hizmetlerinden 250 dolar para kazanıyorlardı. Aaron yaptığı işte o kadar iyi olur ki para kazanmayı bir kenara koyup onu takip edenlere hava atmak için bazı araba kiralama sitelerini artı 18 sitelerine bile çevirir. Hangi sektörden olursan ol. Eğer işinde iyisen ve büyürsen dikkat çekersin. Aaron bazı gruplar tarafından sevilmemeye başlandı ve tüm özel bilgileri, adres bilgileri internet üzerinden paylaşılmaya başlandı. Söylemediği, vermediği siparişler, kıyafetler, yemekler sürekli evine geliyordu. Hatta benzer bir olay elin başına denk gelmişti. Olayı hatırlayanlar vardır mutlaka. Aaron'un özel bilgileri dışında yaptığı tüm illegal işler, hackerlık işleri Aaron'u sevmeyen grup tarafından sızdırılmıştır ve şok geçmeden polis tarafından tutuklanır. Ancak 18 yaşının altında olduğu için ve polisler buldukları kanıtları kanıtlayamadıkları için Aaron kefaletini ödeyerek çıkar. Peki ya ilk tutuklanmasından sonra ne mi oldu? Aaron hiç olmadığı kadar hackerlık yapmaya başlar ve sadece ilk bir ayda Nvidia ve Ubisoft'u hackler. Aaron tekrardan yargıç karşısına çıkar. Ancak yine polisler buldukları kanıtları kanıtlayamadıkları için ve Aaron hala 18 yaşının altında olduğu için tekrardan kefaretini öder ve yine çıkar. Ve Aaron'ın son heki, Rockstar GT6 sızıntıları. Aaron bir forum sitesinde gt 6'yı hacklediğini ve elinde bir dünya görseller videoları olduğunu duyurur. Aaron her ne kadar kendini kanıtlamış bir hacker olsa da Rockstar gibi büyük bir şirketi hacklediğine başka kimse inanmaz. Hatta Aaron tarafından gelecek olası linklere tıklamayın çünkü bunlar içerisinde virüsler olacak diye kendisi hakkında karalama kampanyası da yapılmaya başlar. Ancak Aaron geçtiğimiz aylarda bütün gt GTA sızıntılarının videolarını, oyun görüntülerini her şeyini sızdırır. Ama bu sefer dikkatsizdir. Bir şekilde bu hackleri yapıyorken kendi ışıklarını her zaman kapattığı gibi kapatamaz. Ve şok geçmeden FBI kaldığı otele bir baskın düzenler. Aaron son kez daha yargıçın karşısına çıkar. Ve süreç devam ediyorken Aaron sonunda 18 yaşına girer. Jüri tarafından suçlu bulunur ve artık kefaletini ödeyemez. Ancak avukatı sayesinde psikolojik hastalıklardan bir rapor alması istenilir. Ve Aaron'ın çok ciddi mental hastalıkları psikolojik hastalıkları olduğu ortaya çıkar. Aaron günün sonunda hepimizin bildiği hapishanelere gitmez. Ancak hayat boyu hastalıklarında hastane hapsine çarptırılır. İlerleyen aylarda yıllarda Erin ayak psikolojinin mental sorunlarını halledebilirse günün sonunda ne bekliyor bilmiyorum. Hep beraber çok geçmeden göreceğiz. Eğer buraya kadar geldiysen videodan keyif aldığını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarını aşağıda bekliyorum. Kendine çok iyi bak.